Şimdi Ekrem Bey'in İstanbul'u ilk önce bir özne olarak görmesi lazım. Yani İstanbul'u görmeyenler bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil değerli arkadaşlar. Yani İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi yine bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil değerli arkadaşlar. O yüzden yani İstanbul'un metrosunu konuşacaksa, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya, her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Öyle yok. Yani sen İstanbul dışında her işle uğraşacaksın. İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin. Ama İstanbul olduğunda özne maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da efendim ben İstanbul'la ilgili bu konuları konuşmak istiyorum. Daveti samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla, İstanbul'un geleceği adına, vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmek adına bu samimiyeti göstersinler. Sonra bizi davet etsinler. Değerli arkadaşlar, anket her zaman sahadır. Sahanın gücüdür, sahanın sesidir, sahanın duygusudur. Sahanın o size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Anlayış, Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. İttifak yapıyor musunuz soruna cevap veremiyorlar. Yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Yani böyle savruluyorlar. O yüzden çok güzel gidiyor. Anketlerde de öndeyiz zaten. Anket firmaları bunları paylaşıyor değerli arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Saha da çok iyi. İnşallah biz 31 Mart'ta şunu söylüyoruz. Nisan gelecek, dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbulluların yüzü gülecek. Yani sizin bugüne kadar sorduğunuz soruların tamamında ya Kanal İstanbul var, ya Ekrem Bey şöyle dedi, siz ne diyorsunuz var. İstanbul'un sorunlarını konuşmadığınızın farkında mısınız? İstanbul'un sorunlarıyla ilişkin değerli arkadaşlar, yani gündemde olmayan bizim gündemimizde olmayacak diye bunu ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla işte temcit pilavı gibi Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul. Ya arkadaşlar İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok diyoruz. Ama bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz. Vefat 53 bin diyoruz, 153 bin dediniz diyorsunuz. Ya 53 bin yani anlayamıyorum ben sizi. Dolayısıyla ama yine sorayım, yine cevap vereyim. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net. Altını çiziyorum. Kanal İstanbul'la alakalı durum budur değerli arkadaşlar. Bizim önceliğimiz metro, önceliğimiz deprem, önceliğimiz vatandaşımızın huzuru, gençlerimizin geleceği. Orada yapılan ihaleyle ilgili yine gündem değiştirme çabalarını görüyoruz. O telaş var ya o telaş. Şimdi ne yapsak da gündemi farklı alana çeksek telaşı. O arsa Emlak Konut Genel Müdürü'yken bizim aldığımız bir arsa. Türk Hava Yolları personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok, ilgisi yok. Ve orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzün vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş. O yüzden sizlere tavsiyemiz oradaki ev alacak kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olun. Tamam mı? Yani bu mutluluk hepimizin mutluluğu ya. Yani İstanbul'un eğer yarınları için bir yatırım yapılacaksa bu hepimiz için güzel bir şey. Bak konut fiyatları nasıl düşecek konut yapmadan? İnsanlar geleceğe umutla nasıl bakacak? O sağlam güvenli yuvaları olmadan, deprem endişesini nasıl atacaklar ev yapılmadan? Dolayısıyla bu bakış açısı önemli değerli arkadaşlar. Bizim 31 Mart'ta insanlarımıza, İstanbul'umuza, İstanbul'a hizmeti anlatmamız lazım.
İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatmamız lazım. Ve İstanbul'la ilgilenmemiz lazım. Yani İstanbul dışındaki gündemler buraya İstanbul'a faydası olan işler değil değerli arkadaşlar. Bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum.